Nedret Ersenel, Tahran değil, Astana zirvesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran ziyaretini ele almadan önce, ahval ve şeraite bakalım. Zihnimiz Suriye'deki müstakbel harekata kayabilir. O zaten, tahtayı temizleyelim, taşları nasılsa yerleştiririz. İran özneli en taze konu, Washington'ın Rusya ile İran arasında insansız hava araçları üzerinden bir anlaşmanın gerçekleşme yolunda olduğuna ilişkin istihbaratı küresel kamuoyuyla paylaşmasıydı. Bu silahların Ukrayna'da nasıl kullanılacağı, hangi Amerikan sistemlerine karşı düşünüldüğü teknik konu. Ancak politik mesajı Amerika Başkanının gerçekleştirdiği ziyaret öncesinde bölgeyeydi. En çok da Suudi Arabistan ve diğer Körfez Arap ülkelerine Esasen yine ziyaret öncesi şişirilen Orta Doğu NATO'sunu da aynı postaya iliştirebiliriz. Projenin Suud Dışişleri Bakanı tarafından alenen terslenmesi de yine ayrı konu. Kısaca Amerika, Biden turu öncesinde bölgeye İran ve Rusya'ya korkuluk hediye etti. Kimsenin titrediğini sanmıyorum ama denediler. Bölge ülkelerinin, hatta daha geniş alandaki başkentlerin, Amerika'nın yeniden organize olalım aklını pek takip etmedikleri görülüyor. Amerika ne Orta Doğu NATO'su cinliğine ne de Batı için hayati petrol üretiminin artırılması talebine karşılık istediklerini tam alamadı. İlki hemen elendi, ikincisi başımızın gözümüzün sadakası olsun kabilinden bir miktar önlerine atıldı. Siyalar konusunu şöyle kapatalım. Moskova ve Tahran arasında anlaşma gerçekleşirse farklı bir anlamı olur. İlişki rütbe alır. Bölgeye, Amerika ve İsrail'e, eh, Türkiye'ye bir mesaj ulaştırır. Bu savaş makinaları Ukrayna'da kullanılmaya başlandığı andan itibaren de Avrupa'da savaşan bir ittifak görüntüsü ortaya konur. Kısaca İran, Rusya için özel ortak olur. Dün İran-Gazprom arasında imzalandığı söylenen ülke tarihinin en büyük petrol-gaz anlaşması da ipucudur. Esasen Rusya'ya böyle bir desteği verecek ülke kim olursa olsun ki aklınıza önce Çin ve sonrasında Türkiye gelebilir, cephede yer beğeneceği kesindir. Türkiye elbette bu topa yükselmez. F-16'lar konusunda yaşanan Amerikan oryanteli ortada olsa da ne Rusya bunu talep eder ne Türkiye kabul eder. Ama akla geliyor işte. Zirve üzerine konuşurken bu konuları öne çekmemizin sebebi şu. İran'ın nükleer müzakerelerde Batı ile ilişkileri de topallıyor. Ve anlıyoruz ki Tahran, Batı'nın üzerine daha gitmek istiyor. Bu ona bölgede ve destekçilerin ezdinde avantaj sunuyor. Açılışta kabaca çizdiğimiz Orta Doğu haritasını da anlıyor. Komşularıyla ilişkilerini iyileştirme konusunda aktif olacaktır. Ve doğudan batıya uzanan hat aynı yerde duruyor. İran-Çin ilişkileri, İran-Rus ilişkileri buluşuyor. İran'ın Bridge'se, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'ya resmi başvurusunu yaptığı bilgisi zaten cebimizde. Üzerine Bridge Uluslararası Forumu Başkanı Purnima Anand'ın, Türkiye, Suudi Arabistan ve Mısır, Bridge'e katılmayı planlıyorlar mealindeki açıklamasını ciddiye alın almayın eklemek zorundasınız. Kaldı ki kimse Ankara Bridge'e kesinlikle üye olmaz iddiasına girmemedi çünkü niyetimiz bilinmiyor. Geçtik. Gelelim zirve zeminin batı ayağına. Ukrayna savaşı ve Rusya'ya uygulanan yaptırımlar tel tel dökülüyor. Hatta tersine dönmeye başladı. Moskova lehine jeopolitik sonuçlar üretmeye yakınlaşıyor. Kısa süre önce G20 Dışişleri Bakanları toplantısı yapılmıştı. Orada Rusya konuşurken Amerikalı bakan arkasını dönüp gitti. Geçtiğimiz hafta sonu da G20 Hazine ve Maliye Bakanları toplantısı yapıldı. Amerika Bakanı Rus meslektaşını aşağılamak bir yana son cümlesine kadar dinledi. İşin özü budur. Zaten toplantıdan da Amerika'nın istediği sonuç çıkmadı. Herkes yan çizdi. Amerika'nın da bunları atlaması mümkün değil. Bu yüzden Avrupa'yı darlayacak yeni yaptırımlar getirmediği gibi mevcutları da inceltiyor. Türkiye'nin büyük emek verdiği tahıl koridoru için finans çevreleri ve sigorta şirketlerine yol vermesi de bunlardan sadece biri. Daha da geri adım atacak gibi. Siyasi gelişmelerde manidar. İngiltere hükümetinde yaşananları izledik. Başbakanın suçları tamam ama ülkenin ekonomik dalgalanması da gemiyi alpalattı. Devamı İtalya. Roma başbakanı istifayı düşündüğünü söyledi zaten. Geniş koalisyonun açmazları ortada. Üstüne ekonomik tık nefes ve yine Ukrayna'nın getirdiği faturalar bu ülkede de ufku karartıyor. Fransa. Macron seçildi ama altı boş. Parlamentonun durumunu gördük. Yerinde kalacak ama eli kolu serbest olmayacak. Hem Amerika'ya ve NATO'ya hem savaşa Rusya'ya bakışı da belli. Avrupa'nın her şeyi Almanya'da da durum farklı değil. Enerji krizi tarihinde çoğu ilk kez olmak üzere ekonomisinin gördüğü açık rakamları, enflasyon, işsizlik ve koalisyon ortakları arasındaki oflayıp puflamalar. Hele yeşillerin ilkesizlikleri inanılmaz. Dış politikasına da halk desteği yok. Almanya AB'yi kurtaramayacak durumda ama Amerika da Almanya'yı kurtaramayacak durumda. Muhtemelen kendi hükümetini bile kurtaramayacak. Dediğimiz gibi Washington hepsini görüyor. Görüyor ama ne çare. Bu ortamda buluşacak üç ülke. Önce harekatı halletmek istiyoruz. Edelim, o harekatı Türkiye zaten yapar. En kötü senaryo, itiraz etmeleri halinde bile yapacak güçteyiz. İyi de, işte dünyanın hali buyken, bu zirveden çıkacakların büyük resme de bir şeyler söylemesi gerekmiyor mu? Bizdeki vızıltıları boş verin. Küçük resmin figürleri çöp adamlar olur. İş büyük resme bir şey söyleyebilmek. Bu yazı zirve başlamadan kaleme alındı. Umarım taraflar İran toplantısını Astana zirvesine yükseltebilir. Nedret Ersenel Yeni Şafak. Haşmet Babaoğlu. Başka bir şey oluyor. Tarihi öğretir. Mesela Rusya'yı bir savaşa soktunuz mu? Dünyaya kalın hatlı bir coğrafi ve kültürel sınır çekilecek demektir. Batı orada, Avrasya öte yanda kalır. Kaçınılmaz sonuçtur. Yaşı müsait olanlara soruyorum. Eski demir perdeyi hatırlıyor musunuz? Sovyetler ve ona bağlı ülkelerin ikinci büyük savaş sonrası batıya karşı çizdikleri hop buraya kadar sınırıydı. Bu sınırdan her iki tarafta faydalandı, olan sade insanın hürriyetine oldu. Gidiş şimdi de aynı yöne doğru ve bu kez demir perdeyi batı inşa ediyor. Sırp kökenli Amerikalı ekonomist Branko Milanovic'in Ukrayna krizini tahlil ederken öne sürdüğü şu tezi buraya almak isterim. Batı kendi iradesiyle Rusya'yı Avrupa'dan koparacaktı. Yeni aşılmaz bir demir perde inşa edecek. Bu senaryoya göre Rus liderliğince arzu edilen Rusya'yı Batı'dan ayırma hedefi Rus liderliği tarafından değil Batı tarafından gerçekleştirilecektir. Son günlerde Batılı strateji uzmanlarının sık sık eleştirdikleri bir şey var. Bir Batı aklı ve medyası eleştirisi. Diyorlar ki Ukrayna savaşına önce Rusya büyük güç politikalarıyla demokrasimizi tahrip etmeye çalışıyor şeklinde değerlendiriyorduk. Sonra savaş ilerledi ve Rusya büyük bir güç değil ve dünya sahnesinde geniş bir yer kaplamayı hak etmiyor iddiasına geçtik. Çocuklar bile artık bu tezlerin gerçeği yansıtmadığının farkındalar. Başka bir şey oluyor. Putin kendisine sürekli çalım atan neoliberal maliye yöneticilerini savaş sayesinde yavaş yavaş hizaya çekiyor ve Batı'nın sadece topuna, füzesine değil, popüler kültürüne de set çekmeye başlıyor. Batının egemenleri de Rusya'yı 20. yüzyıl mevzilerine, hatta gelecekte muhtemel bir Çin çatışmasına doğru iterken Avrupa'yı da zorluklarla terbiye ediyor. Sanki iki tarafta hoşnut. Bu yazıyı kapatırken aylar önce yazdıklarımı tekrar edeceğim. Ukrayna'nın 2014'ten beri adım adım inşa edilen karanlık ve belalı dünyasını kavrayamayanlar gelmekte olana da yeterince hazırlanamayacaklar. Haşmet Babaoğlu, Sabah.